Evet arkadaşlar, söküm parçalama videomuzda şöyle hard disk kutusunun yeri 2 tane hard disk sığabiliyor. Bundan bende bir tane daha var. 5-6 tane hard diskim var. Hiç olmazsa hard diskleri üst üste organize edebileceğim bir parça bu. Şu Peltier denilen soğutucu parça. Demin de gördünüz. Şurada hani nerede? Hah, şurada. Şurada bakın. Intel işlemciydi herhalde. Üstü tam okunmuyor. Intel işlemciyi soğutmak için kullanılıyor. Bu Peltier de çok işimize yarar. Bir sürü projede kullanabiliriz. Evet, işlemcimiz. Bakın mesela bunu kullanmasak bile hurdaya gidecek. Şuralarında görüyorsunuz zaten sarı sarı. Bir sürü bunlar eritilerek, değerlendirilerek, çeşitli asitlerle karıştırılarak içindeki altın çıkarılıyor arkadaşlar. Şöyle hemen yine iki tane RAM'imiz var. Şöyle göstereyim. Bakın burada aynı şekilde iki tane RAM'imiz. Diğer bilgisayarımızda şu anakartın üstünde slot varsa oraya takabiliriz bunları. Değerlendirebiliriz. Şu da 108 megabit TP-Link internete bağlanmak için kullanılıyor. Şu arkadan bu girişi yapılıyor. Bu da aynı şekilde. Evet. Bu da bir fanımız. 12 voltla çalışıyor. Çok güzel, sağlam bir fan. Yine aynı şekilde anakartımızın üstünde alabileceğimiz bir sürü komponent var. Mesela şurada bakın BIOS pili var. Bu pili alabiliriz. Sonra şurada kondansatörler var. Çeşitli başka başka değerde kondansatörler, dirençler, bir sürü şey var. Kullanabileceğimiz USB portları falan var burada. Yani alabileceğimiz malzemelerin hepsini alacağız. Şu hard diskimiz çalışıyor. Çalışıyor, sıkıntısı yok. Bunu da kullanabiliriz. Aynen dediğim gibi o hard disk kutusuna yerleştireceğim. Hiç olmazsa böyle bir serverimiz olur. Şu da LG marka DVD çalarımız, DVD CD oynatıcımız. Şunu da harici besleme yaparak çok güzel çalıştırabiliriz. Beslemeleri falan var. Bir sürü soketimiz çıktı. Bir sürü kablo. Onların dışında bakın USB portları var. Diğer bilgisayarımızda yer varsa çoğaltabiliriz ama şunda zaten sıkıntı var. Bakın yamulmuş. Yamulmuşlar. İçi gitmiş. Bu tek çalışıyor. Alabileceğimiz parça varsa bakın ses giriş çıkışlarımız. Alabileceğimiz parça varsa alırız. Şu güç kaynağımız çok müthiş. Bakın hemen üstünde yazıyor zaten. 5 volt, 12 volt. Hemen gösterelim. 3 volt. Bakın bir sürü değer. Tabii bunları mesela birbiriyle eksi 12 ile artı 12'yi birleştirerek 24 volt da edebiliyoruz. Yani bu çok güzel bir güç kaynağı olur bize. Bunu da değerlendireceğiz. Çıkan malzemelerimiz bunlardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.